Merhaba sevgili çocuklar, ben Şah Tonton. Ben de Şah Koca Göbek. Bugün yine çok öğretici bir mat öğreneceğiz. Hem de çocukların hep karıştırdığı bir mat. Aynen, zor değil ama planı bilmek lazım. Tamam, hemen başlayalım o zaman. İki fil matı. İki fil tahtanın dört köşesinde de mat yapabilir. Elbette bunun için Şah'ın yardımı gereklidir. Bu arada şunu hatırlatayım. Tek fil veya tek atla mat yapılmaz. İki atla matsa ancak rakibin hata yapmasıyla mümkündür. Doğru oynandığı zaman iki atı olan tarafın konumu kazanca yetmez ve oyun beraberlikle sonuçlanır. Evet, ama iki fil mat yapar. Rakip ne yaparsa yapsın, planı biliyorsan mat yapabilirsin. Haklısın. Bu arada 50 hamle kuralını hatırlayalım. 50 hamle süresince hiçbir taş alınmamışsa ve hiçbir piyon sürüşü yapılmamışsa oyun beraberlikle sonuçlanır. Hatırlattığın iyi oldu. Çünkü bu daha önce öğrendiğimiz tek kale, tek vezir matı gibi matlarda da geçerli bir şey. Matı 50 hamle içerisinde gerçekleştirmeliyiz. Tamam, şimdi nasıl mat yapıldığına bakalım. İşte iki fille bu şekilde matlar yapılabilir. Matlar genelde köşede gerçekleşiyor. Şimdi de fillerle iki hamlede oluşan matlara bakalım. İki fille mat ederken son iki hamlemizde şah çekmeliyiz. Böylece oyunun pat olmamasını sağlamış oluruz. Şah çekelim. Şah. Şahı kovalamaya devam. Mat. Şah. Mat. İki fille mat yaparken yine plan yapmalıyız. Planımız 1. Rakip şahın nerede durduğuna bakalım. Fillerimizi yan yana getirerek rakip şahı hapsedelim. Sonra ise şahımızı rakip şaha doğru yaklaşalım. 2. Rakip şahı fillerimiz ve şahımızın da yardımıyla köşeye kovalayalım. Devamında şahımızla köşedeki ideal karesine gidelim. 3. Şahın kaçışını engellediğimiz zaman şah çekiş hamleleriyle matı gerçekleştirelim. Öncelikle hedefimiz şahı hapsetmek. Bunun için filleri bu şekilde yan yana tutmalıyız. Bu şekilde şahı hapsetmiş oluruz. İşte filler bu şekilde yan yana olmalı. O zaman şah hapsedilir. Yine kolaydan başlayarak matı öğrenelim. Madem ki rakip şah hapiste, o zaman şahı rakip şaha doğru yaklaşalım. Hapisteki şahın gidip gelmek dışında başka bir çaresi yok. Bizse şahımızla fillerimize yardıma geldik. Şimdi şahımız mat yapmak için bir köşe belirlemeli. Şahımız hangi köşeye daha yakınsa o tarafta matı daha hızlı gerçekleştiririz. Burada A8 karesindeki köşeyi seçiyoruz. Şimdi fillerimiz rakip şahı köşeye doğru yönlendiriyor. Şahı kovalıyorlar. Plan 2'yi uyguluyoruz. Şahımızı ideal karesine yerleştirelim ki rakip şah kaçamasın. Şimdi burada rakip şahın iki ihtimali var. Eğer rakip şah C8 karesinden kaçmaya çalışırsa fillerimiz buna izin vermeyecektir. Şahı köşeye doğru şah çekerek sürüklüyoruz. Şah. Ve mat. Peki bu konumda şah köşeye kaçsaydı? Önce fil E6 oynayarak şahın C8 karesinden kaçış karesini tutalım. Şimdi şah çeken hamleleri yapalım ki pat konumu oluşmasın. Şah mat.
Peki ya rakip şah tahtanın ortasında olursa? İlk önce fillerimizi yan yana getirelim ve rakip şahı hapsetmeye başlayalım. Sonra şahımızı aktif kullanarak yardıma çağıralım. Bir sonraki hedefimiz ise bu filleri bir üst sıraya çıkarmak ve orada yan yana getirmek ve hapsi devam ettirmek. İşte filler bir üst sıraya gelerek rakip şahın alanını biraz daha azalttı. Sonraki planımız yine aynı. Filleri bir üst sıraya yan yana getirmek. Bu plan şah kenar sıraya gelinceye kadar devam edecek. Şahı kovalamaya devam. Şimdi şah artık son sıraya geldiğine göre planın birinci kısmı bitmiş demektir. Planın ikinci aşamasına geçebiliriz. Rakip şahı köşeye kovalayalım. Şahımızı köşedeki doğru konumuna getirelim. Bu hamleyle şahın kaçış karesinin önceden kontrolünü sağlayalım. Son iki hamlede şah çekiş hamlesi yaparak şahı köşeye kovalayalım. Ve köşede de matı yapalım. Mat. Süper. Matı hatırlamak gerekirse filler önce şahı hapsediyor. Sonra şah yardıma geliyor ve köşedeki ideal karesine yerleşiyor. Bu sırada filler şahı köşeye kovalıyor. Sonrasında ise köşedeki şahı mat ediyorsun. Taşların birlikte kullanılmasını öğreten ne güzel bir mat değil mi çocuklar? Konuyla ilgili ders anlatımı ve örneklere satranç öğretmenim bir mat kalıpları kitabından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.